Destektaşımız Hümeyra Pamuk, kendisi Reuters'in dış politika editörü Washington'da. Dün bir atlatma haber yaptı ve saldırının yani 7 Ekim'in hemen sonrasında, birkaç gün sonrasında Amerikan üst düzey yöneticilerinin e-postalarını ele geçirdi. Değil mi Hümeyra? Evet, Ruşen. Merhaba. Bu suç değil mi? diyeyim. Amerika'da basın özgürlüğüyle ilgili kanunlar oldukça kuvvetli. Ama doğru bir soru soruyorsun. Bu iç yazışmalar classified dediğimiz yani gizli devlet sırrı kategorisinde değildi. Ancak o şekilde yazışmaları da Nisan ayında ele geçirmiştim. Yani editörlerle ve şirketin avukatlarıyla bunları konuşup kendi prosedürlerimize uygun bir şekilde yayınlıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Evet, 11-14 Ekim arasındaki yazışmalar ve burada çok önemli Beyaz Saray'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un çok üst düzey yöneticilerinin böyle kıran kırana tartıştıklarını görüyoruz sanki, değil mi? Ya tabii ki İsrail'e destek vermeliyiz diyenler de var. Ya yapıyoruz ama Arapları kaybediyoruz diyenler var. Bir özetlesene, buradaki genel hava ne, bir kafa karışıklığı mı, yoksa bir karara varılmış da birileri o karardan döndürmeye mi çalışıyor? Bütün bunların ilk yani 11-14 Ekim'deki Amerikan üst düzey ki 3 önemli kurum, işte Beyaz Saray, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, kararlar buradan çıkıyor. Nasıl bir şey var, muhabbet diyeceğim ama yani bunun sonucunda binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Şuan, ben bu e-mailleri ilk ele geçirdiğimde açıkçası şok oldum. Çünkü o kadar erken bir tarih ki 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim yani birkaç gün sadece 7 Ekim saldırısından sonra ve biliyoruz ki İsrail 7 Ekim saldırısından sonra Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra hemen Gazze'yi bombalamaya başladı havadan. 11 Ekim'e geldiğimizde bir sürü Filistinli evlerinden edilmişti, yerlerinden edilmişti. Yani sivil ölü sayısı hızla artıyordu o esnada. Amerika'da o dönemde ben gayet iyi hatırlıyorum çünkü 11 Ekim'de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ilk Orta Doğu gezisine gidiyorduk 11 Ekim Çarşamba günü. Ve yani Amerika'daki ve Washington'daki hava %100 İsrail'le dayanışma şeklindeydi. Amerika senelerdir İsrail'le çok farklı bir ilişkisi olan bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Gerek askeri gerek siyasi açıdan müthiş bir desteği var. Ancak yani Filistinlilerin hiç adı geçmiyordu 11 Ekim'de, 12 Ekim'de. Ve biliyorsun daha sonra İsrail'e yönelik uluslararası hukuku ihlal etme, savaş suçları, soykırım gibi birçok suçlama yöneltildi. Artık bugün 40 bin kişinin öldüğü, yani 21. yüzyılın ortasında hiç olmaması gereken görüntülerin olduğu, çocukların açlık çektiği, yerle bir olmuş bir Gazze'ye baktığımızda geri dönüp de 11 Ekim'de, 12 Ekim'de Amerika'nın, Amerikan yönetiminin tepesindeki yetkililerin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal edebiliyor olduğuna dair uyarılmış olmaları beni gerçekten şok etti. Yani bu e-mailleri ilk aldığımda o kadar, hemen o kadar sonra olması benim için çok çarpıcıydı. Yani belki izleyiciler saf bulacak bu açıdan beni ama ben Dışişleri Bakanlığı'nda yani her gün ya da her hafta İsrail'le ilgili işte uluslararası hukuk perspektifinden bakarak birçok soru soruyorum. Bütün Amerikan dış politikası ile ilgili değişik sorular soruyorum ama tabii ki de son bir senedir ağırlıklı olarak gündemimiz bu. Ve sözcülerden aldığım cevap her zaman hep böyle havada. Yani endişe ettiğimiz İsrail'in hani askeri operasyonlarında endişe ettiğimiz bir takım uygulamalar var. Birçok olay oluyor değil mi? Batı Şeria'da, Gazze'de askerlerin
Yani yerle bir ettikleri evlerden alıp işte oradaki Gazze'li kadınların iç çamaşırlarını giyip üzerlerine video çektiklerini bile gördük. Bu olayların hepsini tek tek ben ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki gazeteci arkadaşlarım hep sorduk. Aldığımız hep cevap, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Net bir görüşümüz yok. Bunlar çok endişe verici, çok rahatsız edici. Ama kesin olarak söyleyemeyiz. Şimdi bu kamuya yapılan bu açıklamalar, bunlar ve de Kasım, Aralık, Ocak, bugüne kadar, bugün de sorsanız hala aynı cevap var. Ama bu e-mail'lar diyor ki 5 gün, 6 gün sonrasından daha en üst düzeyde bu İsrail'in savaş suçları işleyebiliyor olduğu riski tartışılmış. Dolayısıyla Peki burada burada şey sorabilir miyim sana? Üç tane ayrı kurumdan bahsediyoruz. Çok sayıda üst düzey yöneticiden bahsediyoruz. Burada bir kategorileştirme yapmak mümkün mü? Hani güvercin, şahin mesela diyelim ki Dışişleri Bakanlığı daha güvercin, daha insani yaklaşırken Beyaz Saray daha şahin, daha İsrail yanlısı yaklaşıyor falan gibi yoksa her kurumda farklı farklı düşünen insanlar mı var? her kurumda farklı farklı düşünen insanlar var. Bu benim burada Washington'daki tecrübem. Bu savaşın başından beri gazeteci olarak takip ettiğim için tecrübem. Ancak çok iyi bir noktaya değiniyorsun. Çünkü o e-maillerde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri başlamak üzere olan insani krizle ilgili çok daha empati sahibi ifadeler kullanıyorlar. Bir kere Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri oradaki ana konu üç tane üç başlıkta inceleyebiliriz ama insani kısmına bakarsak, insani kriz kısmına bakarsak o Pentagon yetkilisi Dana Stroll'un bir e-mail ile başlıyor. Kendisi 13 Ekim'de Uluslararası Kızıl Haç'la bir telefon görüşmesi yapmış ve oranın Orta Doğu direktörü demiş ki yani bizim değerlendirmemiz İsrail 1 milyon kişiye 24 saat içerisinde burayı terk edin. Çünkü biz burada askeri saldırı yapacağız demesi bu uluslararası hukuku çiğneme riski taşıyor ve savaş suçu işliyor olabilir. Bunu alıyor Pentagon'daki üst düzey yetkili, Beyaz Saray, başka Pentagon yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerine gönderiyor. Bu Beyaz Saray yetkilileri arasında herkesin yani hani basının yakından tanıdığı Biden'ın Orta Doğu direktörü Brett McGurk da var. Türkiye'de de esasında Brett McGurk tanınan birisi. Obama yönetiminde de görevi vardı. IŞİD'e karşı özel görevli elçiydi. Yani onun cevaplarının mesela daha şahin olduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İsrail'in bu tahliye emrinin durdurulmasını, İsrail'in genel askeri operasyonlarının biraz yavaşlatılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü hiçbir hazırlık yok. 1 milyon kişiyi yerinden edeceksiniz ve yani doğru düzgün gidecekleri bir yer yok zaten. Gidecekleri yerin güvenli olup olmadığına dair birçok endişeler var. Bunları ifade ediyorlar. Brett McGurk sonra cevap veriyor. Diyor ki işte diyor 24 saatlik diyor süre esasında tam gerçek bir süre değil. Birazcık zaman kazanabiliriz ama o esnada Birleşmiş Milletler'in insani yardım grupları Mısırlılarla, İsraillilerle beraber çalışsın ve bu insani altyapıyı hemen bir an önce kurmaya başlayalım diyor. Ama bu çok realist bir şey değil çünkü Netanyahu o esnada yani Gazze şey altında, abluka altında ve 7 Ekim saldırısından sonra İsrail hiçbir şeyin girmesine izin vermiyor. Hiç insani yardım gitmiyor ki. ICRC yani Kızılhaç Örgütü'nün dediği şey de şu, siz yani savaş kanunlarına göre siz sadece ben burayı bombalayacağım buradan çıkın demeniz yetmez. O gidecek sivillere doğru düzgün gidecek güvenli bir yer vermeniz gerekir. Aynı zamanda onlara işte en temel hakları olan yemek, su vesaire bu gibi şeyleri sağlıyor olmanız gerekir. Bunları sağlamıyorsanız o zaman savaş suçu işleme riskiniz var şeklinde bir değerlendirme yapıyor ve buradan çıkıyor. Brett McGurk'ün bu işte Biden'ın Orta Doğu
baş danışmanı. Onun bu e-maillere cevap verdiğini görüyoruz. Cevaplarından bir tanesinde İsrail'in bu 1 milyon Filistinli'ye evlerinizi terk edin çağrısını ve akabinde yapılması gereken hazırlıkları Amerika'nın 2016-2017'de Irak'ta Musul'da IŞİD'e karşı yaptığı operasyona benzetiyor. Mesela o çarpıcı bir şeydi ve ben onu kullandım haberin içerisinde. Yani çünkü birazcık tuhaf bir benzetme açıkçası. Zaten Brett McGurk'ün bu cevabına Dışişleri Bakanlığı ve aynı zamanda Beyaz Saray'dan iki tane meslektaşı böyle kibarca pek katılmadıklarına yönelik bir cevap veriyorlar. Paula Taffarel var şeyde Beyaz Saray'da insani yardım vesaire bunlardan sorumlu Biden'ın danışmanı diyor ki yani Musul operasyonuna biz aylarca hazırlandık diyor. Amerika aylarca hazırlandı. Birçok insani yardım organizasyonu seferber edildi. Değişik altyapılar kurma fırsatları oldu ve Musul'dan kaçan insanlara yardım yapabildiler. Ya yani bunlar çok farklı şeyler demeye getiriyor. Hani bununla bunu nasıl şey yapabilirsin, karşılaştırabilirsin. Öte yandan gene Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Andrew Miller'ın İsrail'e bu operasyonunu yavaşlatma çağrısında bulunmalıyız ve bunu bir an önce yapmalıyız ve Amerikan yönetiminden değişik kişiler bunu yapmalı şeklinde bir tavsiye verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kesinlikle senin dediğin gibi bir güvercin şahin ayrımı var. Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerin daha güvercin olduğunu, Brett McGurk'ün daha şahin olduğunu söyleyebiliriz e-maillere bakarak.